Tim Cekan'dan herkese merhabalar, ben Ceyhun. Bugün hep beraber adım adım grafiti yapacağız. Dedim ki bugün ne grafitisi yapayım? Baktım ki derbi var. Derbiyle alakalı, Fenerbahçe Galatasaray'la alakalı bir grafiti yapacağız. İsterseniz kağıdınızı kalemizi alın, hemen başlayalım. İlk olarak şuraya F ve B yazalım. Buraya da G yazalım ve S yazalım. Çok güzel. Daha sonra bunları şekillendireceğiz. Köşeleri daha farklı şekilde yapabiliriz. Şöyle gelsin. Böyle gitsin, böyle gitsin. Şekillendireceğiz bütün harflerimizi. Bu şekillendirme kafanıza göre olabilir. Siz nasıl tarz seviyorsanız böyle. Bir nevi içinizden gelen saçma sapan çizgiler olsa bile bunları kağıda dökebilirsiniz. Böyle G'nin çizgilerini biraz daha sert yapacağım ki daha güzel bir görüntü olsun diye. S'nin de çizgilerini biraz sert yapacağız. Evet, şöyle bir şekillendirdik ama şu an biliyorum karmaşık duruyor. Alalım pilot kalemimizi ve yavaştan kenarlarından geçmeye başlayalım ki taslağımız ortaya çıksın. Evet, dışından böyle gördüğünüz gibi geçtik. Bence gayet güzel bir taslak çıkarmışız. Şimdi kurşun kalem lekelerini güzel siliyoruz. Şimdi gelelim gölgeye. Bu yaptığımız taslağın çok az sol alt çaprazına tekrardan çizmemiş gibi bir şey. Yani mesela buradaki F'yi ben sol alta bir daha aynısını çiziyorum gördüğünüz gibi. Mesela sol alta aynısını çizdik. Ve gördüğünüz gibi gölgemiz çok güzel bir şekilde oldu. Bunu her hafta için yapacağım. Çok basit bir şekilde yaptık. Şimdi bu gölgelerin içine bir güzel siyah boyayacağız. Gölgeye de siyah boyadık. Şurada çok ufak kurşun kalem lekeleri kalmış. Onları da sileyim. Şimdi gelelim renklendirmeye. Renklendirme çok önemli. S'den başlıyorum ve S'yi kırmızı yapacağım. Şu şekilde bir geçiş yapacağız gördüğünüz gibi. Daha sonra maviyi de aynı şekilde yapacağız. Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da da sarı olduğu için orta kısmını sarı renk yapacağız. Onu da böyle çizgiler halinde atacağız gördüğünüz gibi. Ve tamam. Şimdi diyorsunuz ki bu dışarıda renkler taştı. O yüzden de daha kalın bir siyah rengimi alıyorum. Ve dışarıdan bunların üstünden bir kere daha geçiyorum. Bence böyle renklerin geçişleri de bence güzel oldu. Daha sonra şu bazı köşelere beyaz renkle ışıltı veriyorum. Bir de bir arka fona ben sanki duvar efekti vermek için şöyle çizgiler atacağım. Daha sonra bu çizgilerin üzerine düz birkaç tane daha çizgi yapıyorum. Ve tamam, arka fona böyle bir şey yaptık. Gri rengimizi alacağız. Arkadaki duvarları boyayacağım. Ve tamamdır. Şuraya da bir imzamızı atalım. Ve böyle bir çizim oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Adım adım grafitiyi nasıl yaptık. Umarım siz de yapabilmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.